Bazı formalar vardır. Onları giymek için yetenekten fazlası gerekir. Manchester United'ın 7 numarası gibi. Kimler giymedi ki? İşte kırmızı şeytanların unutulmaz 7'leri. İlk akla gelen soyadıyla müsemma George Best. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en yeteneklilerinden biri değildi sadece. En cesur, en sansasyonel isimlerinden biriydi. Uzun siyah saçları, giyim tarzı, hıza, alkole, kumara ve kadınlara düşkünlüğüyle ezber bozanlardandı. 1969 yılında kadınları ve alkolü bıraktım. Hayatımın en kötü 20 dakikasıydı diyecek kadar açık sözlü ve espriliydi. Eric the King, kral lakabını sonuna kadar hak ediyor Eric Cantona. Yakasını kaldırma modası onunla başladı ve kabul edelim bu tarz kimseye ona yakıştığı kadar yakışmadı. Manchester United taraftarı onu kulübün gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu seçti. Şüphesiz bunda asla saklamadığı kazanma hırsının, öfkesinin de payı var. 1995 yılında Crystal Palace tribünlerine uçan tekmeyle dalması futbol tarihinin kült anlarından biri. Şiddete karşıyız ama şiddete meyyalimiz vallahi dertte. Efsane ediler listesindeki tek İngiliz David Beckham. Manchester United'ın parlak 92 sınıfının en dikkat çeken yıldızı formayı Eric Cantona'dan devraldı. Sadece futbol tekniğiyle değil, yakışıklılığı, giyim tarzı ve evliliğiyle yıllar içinde pop starlığa yürüdü. 7 numaralı formayı daha iddialı, daha başarılı kim giyebilir acaba diye merak ediliyordu. Ta ki Sir Alex Ferguson Portekiz'de bir maden keşfedene dek. O maden ki rekor bedelle geldiği Manchester United'da klasik bir sağ kanat oyuncusundan gerçek bir gol makinesine ve adeta bir Yunan heykeline dönüştü. Bir sahibi var 7 numaranın ama bu listeye girmek kolay değil. Ahir ömrümüzde bir efsane daha görür müyüz? Çok isteriz.